Film Festivali'ne çeviriyoruz. Kırmızı Halı'daki şıklık yarışı, ünlü isimlerle yaptığımız keyifli söyleşiler ve ödül töreninin en heyecanlı anları geliyor ekranlarınıza. Ünlü oyuncu Gürgen Öz'ü kim nasıl ağlattı? Birazcık da ağladım. Usta oyuncu Menderes Samancılar kimlere üstü kapalı sitem etti? Bayağı yaşlandın diyorlar ama bizim de hiç gitmeye niyetimiz yok. Antalya Film Festivali'nde şıklık yarışı. Hangi ünlü isimler kırmızı halıya damga vurdu? Üçüncü Antalya Film Festivali'nin kapanış töreninde yaşananlar Magazin 8'de. Geniş Aile dizisinin Sakar Ulvisi Bülent Çolak için bu festivalin anlamı bir başkaydı. Ben ilk kez Antalya Film Festivali'ne geliyorum. Geçirdiği kaza sonucu hala koltuk değneğiyle yürüse de şıklığından ödün vermemişti usta oyuncu Mustafa Alabora. Üstelik Antalya'nın sıcak havası iyileşme sürecine de iyi gelmiş. Bir takım hareketler verdi, onları yaptım. Daha iyiyim, çok iyiyim. Uluslararası pek çok film festivalinde ödül alan Türk asıllı Alman oyuncu Mehmet Kurtuluş, 1998 yılında pek çok ödül aldığı Kısa ve Acısız filminden sonra ilk kez Antalya Film Festivali'ndeydi. Kısa ve Acısız filmiyle, Fatih Akın'ın filmiyle geldim. Bayağı bir ara vermişim diye hissettim. Ama olmuş, özlemişim. Çok özlemişim, aynen. Ünlü oyuncu Gürgen Öz de kız arkadaşı Emily Mahringer'le el ele geldi ödül törenine. Çok etkileyen tabii ki halkın ilgisi. Yani Antalya halkının müthiş güzel bir ilgisi var. Salonlar tıklım tıklım. Gürgen Öz'ün bu sözleri üzerine geçtiğimiz haftayı, festivalin başlangıç anını bir hatırlayalım isterseniz. Geleneksel korteje Antalyalıların ilgisi yoğundu. Gürgen Öz festivaldeki neredeyse tüm filmleri izlemiş. Ama Yüksel Aksu'nun yönettiği, Cem Yılmaz'ın başrolünü üstlendiği İftarlık Gazoz'un tadı damağında kalmış. Yüksel Bey'in İftarlık Gazoz'una gittik. Biz arkadaşımı da görmemiştim, merak ediyorum. Yani Türkiye'nin dokusu üzerine çok çok önemli, çok güzel bir iş olmuş. Birazcık da ağladım. Hanımların şıklıkta birbiriyle yarıştığı kırmızı halıya geçme vakti geldi. Olanlar olmayanlar kıskanırlar. Yüreği sevmeye doyanlar doymayanlar kırılırlar. Yanında sevdiğim... Ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, yağ yeşili gömlek elbisesi ve sedefli makyajıyla ışıl ışıldı kırmızı halıda. Zaten sadece bizim dikkatimizi çekmemişti. Hollywood starları bile hayran kaldı bu kombine. Andy McDowell'la karşılaştım. Bir Hollywood starı. Çok da beğenirim kendisini bir aktris olarak. Ve bir göz göze geldik. Bana dedi ki, kıyafetin ne kadar hoş. Dedi, teşekkür ederim dedim. Türk malı mı dedi. Evet, Türk tabii malı dedim. Ben bunu nereden alabilirim dedi. Şimdi söylemeyeyim markayı tabii burada. Dedim, şu markadan alabilirsin. Tamam, ben gideceğim bunu alacağım. Var mı dedi burada, bulabilir miyim dedi. İstanbul'dan alabilir miyim dedi. Markayı aldı gitti. İyi insan lafının üzerine gelirmiş. Hollywood starı Andy McDowell, paramparçanın Keriman'ı Nursel Köse ile el ele yürüdü kırmızı halıda. Nursel Köse'nin keyfine de havasına da diyecek yoktu. Çok güzel bir hafta geçirdik. Yoğun bir hafta. Çok güzel filmler seyrettik. Bugün tabii ki çok büyük bir gün. Ödül vereceğiz. Andy burada. Farkındaysanız Nursel Köse'nin sesi iyice kısılmış. Zor konuşuyor. Kısıldı. Çok şarkı söyledim. Nursel Köse, dünya starı Andy McDowell'la arkadaşlığı ilerletmiş. Festivalden sonraki durakları İstanbul'muş. İstanbul'a gideceğiz beraber. İstanbul'a. Ve oradan alışveriş falan yapacağız. Üstü pullarla, payetlerle süslü, mini bir hayvanat bahçesini andıran siyah elbisesiyle geceye katılan Yonca Evcimik, anlaşılan evlenmeyi çok istiyor. Bakın mikrofon tutmak için diz çöken muhabirleri nasıl köşeye sıkıştırdı. Diz çöküyoruz önünüzde. Evlenmem de gideceğim. Evet. Kapını vereyim o zaman. Olsun, sağ ol. Evet, olsun. Ve Nesrin Cavatzade. Kırmızı halıda öyle bir yürüdü ki güzelliğinden gözler şaşı oldu, diller tutuldu. 60'lı yıllardan ışınlanıp gelmiş bir güzellik ikonu gibiydi. Fly me to the moon.
let me play among the stars. Ali Sunal, annesi Gül Sunal ve kız kardeşi Ezo Sunal'la birlikte yürüdü kırmızı halıda. Ünlü oyuncuya ilgi alaka çok büyüktü. Geç kalıyoruz. Her zamanki gibi çok da centilmendi Ali Sunal. Yolu kapatmamak için muhabirlerin çömeldiğini görünce kendisi de hemen ortama ayak uydurdu. Evet efendim. Dinliyoruz abi. Işıl ışıl beyaz elbisesiyle kuğu gibi zarif Hatice Aslan da geceye damgasını vuran isimlerden oldu. Birlikte olmak çok güzel. Biz çok mutluyuz yani oyuncular olarak. Geçelim ödüllere. Usta oyuncu Menderes Samancılar, Babamın Kanatları filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Babamın Kanatları'yla Menderes Samancılar. Genelde insanlar hazırlanırlar, ödül alırsam bir şey konuşurum diye. Ama ben hiç hazırlanamadım. Hiçbir zaman da hazırlanamadım çünkü. Bunu benim almam, benim en iyi oyuncu olduğum anlamına gelmiyor. Gerçekten diğer filmleri de izledim. Birbirinden değerli oyuncu arkadaşlarımın oyunlarına şahit oldum. Usta oyuncunun bu ikinci Altın Portakal ödülü oldu. Üst üste aldığı onur ödülleri içinde söyleyecek bir çift lafı vardı. Onur ödülleri biliyorsunuz bir anlamda yaşlılık belirtileri, dikkatli olmak lazım yani. Hatır için aldığımız ödüllerden biri. Yoksa bayağı yaşlandın diyorlar ama bizim de hiç gitmeye niyetimiz yok. Maşallahınız var efendim. Sağ olun. Altın Portakal Film Festivali bir yıldızın doğuşuna da tanıklık etti bu yıl. Ecem Uygun. Ecem Uzun henüz 24 yaşında olmasına rağmen kendinden tecrübeli pek çok rakibini geride bırakarak Tereddüt filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Yeşim, teşekkür ederim. Ecem Uzun'u tanıdınız değil mi? 2004 yılında Aliye dizisinde izlemiştik kendisini. O zamanlar sadece 12 yaşındaydı. Nejat İşler'in canlandırdığı Doktor Deniz'in kardeşi Gülsüm'ü oynuyordu. Kardeşin seni görmek istedi. Ben de istedim. Adı Gülsün, bak. Sana çekmiş. Daha bu yaşta ödül kazandı. Teknik üniversitesi bilim ödülü. Uluslararası yarışmada en iyi yönetmen ve en iyi film ödülü Tereddüt filmiyle Yeşim Ustaoğlu'na giderken, ulusal film yarışması kategorisinde en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi yönetmen ödüllerini Mavi Bisiklet filmiyle Ümit Köreken aldı. Senaryo ödülü almak çok özel bir ödül oldu benim için. Herkese çok teşekkürler.